Bugün gündeme bomba gibi düşen ve tüm Yunan medyasını çılgına çeviren bir gelişmeden bahsedeceğim sizlere. Gururumuz Fatih sondaj gemisi Kıbrıs Baf açıklarında devasa bir gaz rezervine, petrol rezervini keşfetti. Kıbrıs ve Yunan medyalarının Brüksel'deki bir kaynağı işaret ederekten değindiği bu haber Rum tarafında ve Yunanistan'da adeta bir deprem etkisi yarattı. Fatih sondaj gemimizin bulduğu bu gaz miktarının yaklaşık 170 milyar metreküp olduğu söylenmekte. Kıbrıs Rumlarının ve Yunanların göz önünde bulduğumuz bu devasa gaz rezervi, hali hazırda Doğu Akdeniz'de gaz bulmak için canla başla çalışan Rumları ve onları destekleyen ülkeleri şok etti. Adeta Türkiye ile dalga geçercesine siz Doğu Akdeniz'de hiçbir şey bulamazsınız, sizde gerekli araç ve gereç bulunmamaktadır diyen Rumlar ve Yunanlar şu an kara kara düşünmeye başladılar. Türkler gerçekten 170 milyar metreküp gaz rezervine ulaştı mı? Çünkü bulunan gaz Kıbrıs'ta Rum tarafında en yakın ilçeye, Baf ilçesine yakın alanda çıkarıldı. Adeta Rumların dibinde çıkardığımız bu gaz rezervi birçok dengeyi değiştirecek türde. Kıbrıs basını ve Yunan medyası şunu söylüyor. Rum hükümeti ve Yunan hükümeti Türkiye ile dalga geçerken Türkiye gelip bizim burnumuzun dibinde devasa bir gaz rezervi buldu. Bu bulunan rezerv Rum hükümeti ve Yunan hükümeti için büyük bir darbedir diye haberler çıkardılar. Manşetler atıyorlar. Tabii bu haberler bizim medyamızda değil, Yunan ve Rum medyasında çıkıyor. Yani Yunan ve Rum medyası da diyorsa bu işin bir gerçeklik payı vardır. Ve inanıyorum ki de öyledir. Çünkü son zamanda Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in, Mısır'ın, İtalya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ve hakeza diğer ülkelerin tamamen Türkiye'nin karşısında yer alacak şekilde Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamalar, Rum tarafına verdikleri destek bunun somut bir göstergesidir. Evet, Türkiye ısrarla Doğu Akdeniz'de kendi münhasır ekonomik alanında, bölgesinde yaptığı petrol ve doğalgaz araştırmaları bunun bir sonucudur, işaretidir. Türkiye bu doğalgaz ve petrol aramalarından bir adım geri atmayacağını defaatle beyan ediyor. Tabii bu haberler çıktıktan sonra, medyalara düştükten sonra sözde Güney Kıbrıs hükümetinin başkanı Anastasiadis bir açıklama yaparaktan Türk tarafıyla Kıbrıs Antlaşması çerçevesinde görüşmelere hazır olduğunu beyan etti. Bu şunu gösteriyor. Evet, Türkiye gerçekten Kıbrıs'ın Baf ilçesinin açıklarında bir doğalgaz rezervi keşfetti ve bu Rum tarafının kulağına gitti. Rum tarafının kulağına fısıldandı ve şu telkin edildi Rum tarafına. Arkadaş, şu Türklerle oturun, müzakere adı altında görüşmelere başlayın. Çünkü Kıbrıs müzakereleri masasından kalkan sizsiniz. Tekrardan oturun, bunlarla görüşmeye başlayın ki biraz oyalama taktiği yaparaktan şu petrol ve doğalgazı biz bulalım, Türklerin önünü açmayalım düşüncesiyle Rum tarafının başkanının, Rum başkanının kulağına fısıldanan bu telkin sonucu Rum başkan kalkıp Türk tarafıyla Kıbrıs konusunda tekrar müzakere etmeye hazır olduğunu ve masaya oturmaya hazır olduğunu beyan etti. Ama Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu yemi yiyecek kadar gözü kapalı değil. Politik ve diplomatik başarısı en üst seviyede olan Türk diplomatları bu gelişmeyi iyi okudu, bu adımı iyi okudu ve Rum tarafına karşı bir teklifle çıkış yaptı. Neydi bu karşı teklif? Dün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şöyle bir teklifte bulundu Rum tarafına. Gelin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta çıkacak olan gazlar konusunda ortak bir komite, ortak bir çalışma komitesi kuralım. Tabii Rum ve Yunan bunu kabul eder mi? Anında reddettiler. Yunan ve Rum medyasının gazete manşetlerine ve gündemlerine aldığı diğer konu ise şu. Evet, Türkiye Kıbrıs Rumlarının dibinde petrol ve doğalgaz buldu. Bu bulunan doğalgaz sonucu Türkiye bir S-400 bataryasını Kıbrıs'a konuşlandıracak. Olay şu. Şimdi işin çerçevesine bakarsanız Rusya dahil tüm dünya ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler ve bize destek veren Müslüman ülkeler hariç Kıbrıs Rum tarafının yanında yer aldı. Rusya dahil. Ama şöyle bir durum var. Rusya zaten bunu yapmak zorunda. Çünkü
Kıbrıs'ın Rum kesiminde yaşayan 50-60 bin civarı Rus var. Rusya ve Kıbrıs Rum kesimi mezhep olarak baktığın zaman, din olarak baktığın zaman ortak dine ve mezhebe sahipler. Her ikisi de Hristiyan Ortodoks. Zaten geriden gelen Rusların ve Rumların sıkı bir dayanışması ve işbirliği vardı. Son yıllarda ise Kıbrıs Rum tarafında ve Yunanistan'da Amerikan ağırlığı artmakta, Rus ağırlığı azalmakta. Bunu bilen Rusya, aynı dini görüşü paylaştığı Rumları, Yunanlıları kaybetmem adına onların görüşüne paralel görüşler savunur cinste açıklamalarda bulunuyor. Fakat günün sonunda Rumlarla Ruslar arasında bayağı bir tel örgü var. Çünkü işin içinde Amerika var. Rumlar, Yunanlılar Rusya'ya uzaklaştılar, Amerika'ya yakınlaştılar. Ve dün yaşanan bir gelişme daha oldu. Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi ilk parçaları gelmeye başladığı andan itibaren tabii Amerika dahil tüm dünya ülkeleri buna kilitlenmişti. Amerika Kıbrıs Rumlarına uyguladığı silah ambargosunu 30 yıldan fazladır. Kıbrıs Rumlarına uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını ilan etti. Yani bu şu demek, evet Türkiye Rusya'ya yaklaştı. Rusya'dan bizim istemediğimiz, bize rağmen S-400 hava savunma sistemini aldı. Biz de Rumlara silah ambargosunu kaldırıyoruz. Türkiye'nin burnunun dibindeki o küçücük ülkede silah yığınağı yapacağız. Gel gelelim. Amerika kalkıp da Kıbrıs'a Patriot hava savunma sistemini satarsa işlerin boyutu çok çok değişecektir. Çünkü Patriot hava savunma sistemi sattığı andan itibaren Türkiye'nin birçok bölgesine kadar Rumlar hava kontrolünü ele geçirme şansını elde edecekler. Fakat Türkiye buna müsaade eder mi? Her zaman dediğim gibi Türkiye bir ateş çemberinin tam ortasında, her tarafı yangın yeri. En son yangının sıçramadığı yer Kıbrıs'tı. Gizli bir yangın vardı orada. Artık o gizli yangında kalktı. Açık bir yangına çıktı. Amerika kalkıp Rum tarafına, Kıbrıs'a Patriot hava savunma sistemini koyarsa işin boyutu farklı noktalara gidecektir. Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasının altına yatan sebep budur. Türkiye'ye bir gözdağı vermek, oraya Patriot hava savunma sistemi koyabiliriz'in mesajını Türkiye'ye vermek. Son günlerde yaşanan olay, diğer paralel olaylar nedir? Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortak bir adım ataraktan Kıbrıs'ta 1974'ten beridir kapalı olan bir Maraş bölgesi var. Maraş bölgesini tekrar istikana açma adımları attı 40 yıldan sonra. Bu Rum tarafında ve Yunan tarafında adeta bir soğuk duş etkisi yaptı. Rumların iddiası şu: kapalı Maraş bölgesi bizim bölgemizdir, Türklerin değildir. Türkler derhal oradan çıkmalı. Kıbrıs Türkleri de şunu diyor: burası vakıf malıdır, bizimdir, Kıbrıs Türklerinindir. Rumların hiçbir söz hakkı yoktur diyerekten ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti kapalı Maraş'ın iskana açılması için araştırma komitesi kurulmasına karar verdi. Yunanlar en son Amerika'dan 7 tane 600 milyon değerinde Seahawk helikopter aldı. Bu Seahawk helikopterler bayağı tehlikeli bir helikopter. Çünkü hem denizaltıları vuracak füzeleri taşıyabiliyor, hem gemileri vuracak füzeleri taşıyabiliyor, hem havadaki uçak ve helikopterleri vuracak füzeleri taşıyabiliyor. Tabii Türkiye buna sessiz kalmaz. Türkiye'nin de inşallah kısa vadede atacağı birçok adım var. Parasız Yunan'ın, fakir Yunan'ın canhıraş Amerika'ya sarılması, Rusya'dan uzaklaşması bunun bir sebebidir. Türkiye'nin baş edemiyorlar ve edemeyecekler. Gelişmeleri sıcağı sıcağına takip etmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun dostlar.